yağlı pırasamızın pırasalarını arkadaşlar göstermek amaçlı 3 tane getirdim. Şu şekilde doğruyorum çapraz masasına. Ben pırasayı ince olanlarını seviyorum. Kalınlar çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Tercihim ince saflı olanlar. Zeytinyağlı pırasamı bu şekilde doğruyorum. Havucumu ise dış yüzeyindeki kabuğunu soydum. Yanlarını aldım. Böyle bir aparatla onu da çaprazlamasına biraz da şekilli olsun istedim. Yemek güzel gözüküyor. Böyle çapraz şekilde. Doğramasını yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben size pırasalarımı nasıl yıkadığımı anlatmak istiyorum. Şimdi pırasalarımızın biliyorsunuz kenarlarında toprak olabiliyor. Bu şekilde kenarlarında. Ben bunu bu şekilde suya bastırıp içine bir miktar sirke atıyorum arkadaşlar. Yemek sirke kokar diye endişelenmeyin. Zaten bunu yıkayacağız. Ama küllerin çökmesi için, kumların çökmesi için bunu bu şekilde bir 5-10 dakika bekletiyorum ki bütün toprak çöksün ve çok da işe yarıyor arkadaşlar. Tavsiyede bulunulur. Ve çoğu yemeğimde olduğu gibi bu yemeğimde de kırmızı soğan kullanıyorum arkadaşlar. Kırmızı soğanımı yemeklik doğruyorum. Zeytinyağlı pırasamız için yarım çay bardağı zeytinyağımızı aktarıyoruz arkadaşlar tenceremize. Üzerine doğramış olduğum bir adet kırmızı soğanımı da ekliyorum. Bunu bir güzel kavuralım. Soğanlarımın üzerine doğramış olduğum bir adet havucumu ekliyorum arkadaşlar. Havucumun bu turuncu rengi soluncaya kadar diyeyim. Kavurma işlemine devam ediyorum. Havuçlarım da istediğim kıvama geldikten sonra bir yemek kaşığı biber salçamı ilave edip salçanın kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Salçayı iyi kavurmazsak hem midemize zarar verir hem de yemekte değişik bir koku vermesini sağlıyor. O yüzden de iyice kavuruyoruz salçamızı. Salçamızla kavurduk. Doğramış olduğumuz pırasalarımızı tenceremize aktarıyoruz. Kavurma işlemine devam ediyoruz.
salatalarımızın üzerine de 2 yemek kaşığı pirincimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz ve 1 adet küp şekerimi atıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Ve en son olarak da üstüne çıkacak şekilde sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuz, salçamız ve şekerimiz her tarafa eşit yayılsın diye böyle bir karıştıralım. Daha sonra kapağımızı kapatıp zeytinyağlı pırasamız pişti. Servise hazır. İster soğuk ister sıcak tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.